Şimdi sizin de altını çizdiğiniz gibi dünya aslında afetlere maruz bir küre. Yani afetten kaçınılmak çok da mümkün gözükmüyor ama yapabileceğimiz afetlere karşı önlem alabilmek. Yani afet olduktan sonra müdahale ve iyileştirme kısmı tabii ki o konuda her türlü hazırlıklıyız ama şu an daha çok afet öncesinde yapacağımız planlamalar, afet öncesi programlarımız, afet öncesi risk azaltmalarımız. Yani bu afeti meydana gelmesin diye çabamız yoğun bir şekilde devam ediyor. Eğer gelince nasıl karşılayacağız? Tabii ki şimdi illerimizde risk azaltma planları hazırladık. Bununla birlikte ilimiz özeline bakacak olursak Kırşehir'de hangi riskler var? Bu riskleri biz şu an hepsini tek tek belirledik. Bir kitapçık haline getirdik. Sayın Valimizin oluruyla yürürlüğe aldık. Şu anda kurumlarımıza dağıtımlarını yapıyoruz ve bunun dağıtımını yaparken aynı zamanda kurumlarımıza bu risklerle alakalı ufak tefek tavsiyelerimiz veya tabiri caizse ödevlerimiz olacak. Ve bu riskleri azaltabilmek için. Tabii devlet kanadında bu çalışmaları yapıyoruz. Diğer taraftan bizim afetler konusunda, özellikle deprem konusunda birinci şartımız binalarımız sağlam olsun istiyoruz. İkincisi evimizdeki, iş yerimizdeki, işte artık kurum kuruluşumuzdaki, hastanemizdeki, okuldaki eşyalarımız sabitlenmiş olsun istiyoruz. Üçüncüsü de bilinçli bireylerimiz olsun istiyoruz. Bilinçli bireyler kısmına geldiğimiz zaman da yol tabii ki takdir edeceğiniz üzere eğitimden geçiyor. Bu minvalde Sayın Bakanımızın talimatıyla 2021 yılını biz afet eğitim yılı olarak değerlendirdik. Ülke genelinde 68 milyon vatandaşa eğitim verme hedefimiz vardı. Çok şükür 50 milyonu geçmiş vaziyetteyiz şu anda. Çok çok iyi bir rakam 50 milyon. 50 milyon vatandaşımıza biz şu anda Türkiye genelinde eğitimlerimizi tamamladık. Hatta 51 milyon vatandaşımızın eğitimini tamamladık. Tabii bu pandemi şartlarını düşündüğümüz takdirde müthiş bir rakam. Çünkü okulların çok uzun süre kapalı kalması, yine üniversitelerin çok uzun süre kapalı kalması bu eğitimleri birazcık daha Kasım, Aralık ayına sarkmasına sebep oldu ama inşallah ilimizde de Sayın Valimizin bize göstermiş olduğu 198 bin vatandaşımıza eğitim hedefi Kırşehir genelinde büyük bir coşkuyla, büyük bir aşkla yine arkadaşlarımız devam ediyorlar. Katılabildiğimiz programlara ben bizzat katılmayı tercih ediyorum. Katılamadığımız yerlere eğitim ekibimiz, aynı zamanda diğer kurumlardaki eğitmenlerimiz vesilesiyle şu anda 182 bin vatandaşımıza Kırşehir genelinde afet farkındalık eğitimi vermiş vaziyetteyiz. Çok güzel. Oran olarak da baktığımızda aşağı yukarı %92 seviyesine inşallah geldik. Bunu yılbaşı gelmeden %100'e tamamlamak, hatta 198 bin böyle çok da küsürlü işler sevmiyorum ben. Arkadaşlarımızla da o şekilde inşallah konuştuk. 200 bin hedefim dedim arkadaşlar, geçelim. 200 bin vatandaşımıza birebir, yani girdiğimiz sınıfta, girdiğimiz ortamda, burada sivil toplum kuruluşları, derneklerimiz, siyasi partilerimiz tamamını kapısını çaldık. Sendikalarımız tamamını kapısını çaldık. Dernekler aynı şekilde, muhtarlarımız. Eğitim için kapılarını çaldık. Tabii ki, tabii ki. Biz başka bir talebimiz yok vatandaşlardan veya sivil toplum kuruluşlarından, sendikalardan. Biz afet farkındalık eğitimi vermek istiyoruz. Kurumunuzda sizi ziyaret etmek istiyoruz. Bir kişiye daha dokunmak istiyoruz. Biz bir kişiye eğitim verdiğimiz zaman o bir kişi kendisini, kendisiyle birlikte ailesindeki bireylerin canını belki kurtaracak. Belki bir komşusunun canını kurtaracak. Canımız tehlikeye girmese dahi belki bir evcil hayvanımızın canı tehlikeye girecek. Ki gittiğimiz afet bölgelerinde karşılaşıyoruz orada. Onlar da insanlar gibi hayvanlar da çok zor durumda kalıyorlar. Belki bir tane kedinin canına dokunacak. Bir çocuğu eğittiğimiz zaman, bir okuldaki eğitim verdiğimiz zaman. Onu da biz yine kendimize kar sayıyoruz. İnşallah.